Merhaba Webtekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte resmi gazetede yayınlanan ve oyun konsollarına %50 ek vergi gelmesi meselesinin detaylarına bakıyoruz. Hepimizin bildiği gibi hem PlayStation hem Xbox cephesinden yeni konsollar ile ilgili bilgiler geliyor ve içimiz böyle kıpır kıpır olmaya başladı. Acaba Xbox mı alsak yeni nesilde, PlayStation 5'te mi devam etsek vesaire gibi herkes tartışmaya başladı bile şu an. Ancak oyuncuları yakından ilgilendiren ve onları bir hayli üzeceğini düşündüğüm bir karar alındı bugün. Cumhurbaşkanlığı kararıyla oyun konsolları ve yanında bir sürü ürüne ek vergi getirildi arkadaşlar. Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren karara göre kauçuk iplikler, plastik plaka levhalar, demir veya çelikten vidalar, plastik ve metal düğmeler, bazı kaynak telleri, kağıt kesme makineleri, mesela ne olduğunu bilmediğim hava perdeleri, transformatörler, sesli işaret cihazları, kesintisiz güç kaynakları, hoparlörler, roleler, multimetreler, saatler, kronometreler, aydınlatma cihazları ve aksam parçaları, hidrolik presler, bayram ve karnaval eşyası, sirk eşyası, çıt çıtlar ve bunların aksamları, golf sopaları, açık hava oyunlarına mahsus eşyalara ve bizi en çok ilgilendiren bölüm olan oyun konsollarına ilave gümrük vergileri uygulanacak arkadaşlar. Bu arada kararda bahsi geçen ve az önce saydığım ürünlerin hepsine aynı oranda vergi uygulanmayacak. Bazılarına %5, bazılarına %50 veya onun arasında bir şey olacak. Bunun yanı sıra bir başka cumhurbaşkanının kararıyla gelişmekte olan ülkelerden tekstil ve konfeksiyon ürünleri ithalatında düşük oranda uygulanan ilave gümrük vergileri de diğer ülkelerin seviyesine çıkacak. Yine resmi gazetedeki cumhurbaşkanlığı kararına göre konsollara getirilen bu %50'lik vergi 18 Nisan 2020 yani benim videoyu çektiğim bu tarih ve 30 Eylül 2020 tarihleri arasında geçerli olacak %50. Peki o tarihten sonra ne olacak? %50 tamamen geriye mi alınacak? Hayır arkadaşlar, 30 Eylül'den sonra da ek vergiler %20 olarak devam edecek. Yani biz aldığımız konsollara ek olarak %20 daha fazla vergi ödeyeceğiz. Muhtemelen birkaç gün içinde, hatta belki de bugün PlayStation 4 ve Xbox One fiyatlarında oldukça artmış şekilde göreceğiz arkadaşlar. Hatta ben videoyu çekmeden önce gittim, çeşitli internet sitelerine baktım, büyük teknoloji marketlerinin sitelerine baktım. Oyun konsolları sitelerde gözükmüyordu. Muhtemelen zamlı haliyle birlikte gelecek. Şunu da söyleyeyim, videoyu kapattıktan sonra PlayStation 4 Slim'in fiyatını 5000 TL civarında, PlayStation 4 Pro'nun fiyatını da 7000 TL civarında internette satışta görebiliriz. Böyle fiyatlar görürseniz şaşırmayın arkadaşlar, çünkü %50'lik bir vergi artırımından bahsediyoruz. Yerli üreticilerin desteklenmesi ve istihdamının korunması olarak lanse ediliyor bu vergi uygulamaları arkadaşlar. Tabii söz konusu oyun konsolu olunca yerli bir üretici yok benim bildiğim kadarıyla. O yüzden orada bir soru işareti oluşuyor. Peki bu bize nasıl yansıyacak derseniz, özet olarak da arkadaşlar, muhtemelen PlayStation 5'i ve Xbox'ın yeni çıkacak olan konsol Series X diye geçen konsolunu bizler 7000 liradan aşağıya alma ihtimalimiz çok düşük gibi gözüküyor. Şimdi bu PlayStation 4 Pro'ların falan da bir fiyatı gelsin, ondan sonra daha açık bir tahminde bulunabiliriz. Ancak yeni nesil oyun konsollarını 7000 liranın altında birazcık hayal gibi gözüküyor arkadaşlar. Hele bir de onlara da şimdi telefonlarda olduğu gibi depolama seçenekleri vesaire gelirse, mesela bir tanesi 1 terabayt olur, bir de onun 2 terabaytlık versiyonu vardır. O zaman 7000 TL'nin de çok daha üzeri olur. 9000'ler, 10.000'ler görülebilir. Bunlara da hazırlıklı olmak gerekli. Tabii günün sonunda oyun konsolu satın alacak arkadaşlarımız da üzen bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar bu gelişmeler. Peki sizler ne düşünüyorsunuz? Mutlaka yorum bölümünden sizin de fikirlerinizi merak ediyorum. Bu gelişmeler hakkında fikirlerinizi yorum bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz. Ayrıca hemen şurada bir beğen butonu var. O butona da basarak videomuzu beğenmeyi unutmayın diyelim. Başka bir Webtekno videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ekranda duran bağlantıları tıklayarak bambaşka Webtekno içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıya tıklayarak da kanalımıza abone olabilirsiniz.